günaydın sevgili dostlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Allah iyilik versin. Benim sabah sabah lokumum gelmiş buraya. İyi, iyi gidiyor annesine. Ne oldu? Ha, söyle bakayım. Derdini söyle haydi. Biraz kapıyı izliyor. Biraz bana bakıyor. Geliyor biraz kendini sevdiriyor. Biraz peynir yedi. Ağzını yalıyor bak bak bak. Lokum. Ne yapıyorsun çocuğum? Lokumu. Haydi bak haydi. Haydi bak. Çok tatlı. Çok çok. Küçük herif bu. Lokum Bey. Bak 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 hiç bakıyor mu? Yalanıyor bir gayret. Az önce beri ay gıyık 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 ağzı durmadı. Kuzum. Anne sevsin mi kuzusunu? Temizliyor kendini de bir güzel. Ondan sonra ık ık ediyorsun yalnız. Tüyler ağzına kaçıyor ama. Değil mi oğlum? Bir atladı üstüme. Dedim tırnak takıyor. Oğlum yapma dedim yapma. Bunun tırnağını kesecektim de. Olmuyormuş çünkü dediler ki tırnak kesilirse bu sokakta ev kedisi de olsa kapıda kendini koruyamaz. Dokunmayayım dedim. O tırnaklarına dokunmayayım dedim oğluşumun. Hiç kimseden kaçamaz dediler. Doğruymuş. Ne yapıyor benim lokumum? Evet arkadaşlar ben dışarı çıktım. Benim öğretmenim vardı konservatuvardan ve hoca diye. Onu ziyarete geldim. Biraz rahatsızmış. Onu baktım bir şey olmadan önce dedim Allah korusun bir göreyim. Çok sevindi. O kadar mutlu oldu ki anlatamam. Tabii onun mutluluğu da beni çok mutlu etti. Çok farklı bir insandı. Her zaman öyleydi. Çok üzüldüm tabii ki ama önce işte biraz daha yapalım, anlamadın mı? Biraz daha kendinde gördüm onu. Daha iyi geldi. Bir kere daha gitmiştim. İyi değildi. Doğru düz konuşamıyordu bile. Ama bugün daha böyle bir hatta mutluluğunu dile getirdi. Onun o mutluluğuyla ben de çok mutlu oldum gerçekten. Bakalım arkadaşlar bu akşam dediğim gibi güzel bir güne hazırlık yapıyorum. Şimdi eve iş yerine geçeceğim, eve demişim. Ne de olsa onu mutlu ettim Ruhi hocamı yeterli. İşe devam. Tekrar çekim yapacağım tabii sizler için. Evet arkadaşlar hazırlandım ben. Buradan doğum gününe gideceğim ama 7.30'da buluşacağımız için şu anda dışarı çıkmadım. İş yerine geçeceğim. Oradan da Allah izin verirse gideceğim. İnşallah sizlere de güzel bir çekimler alacağım. Akşamdan yayın yapacağım. Görüşmek üzere. Çekime başladım Nurgül'üm. Kendini de alırsın. Arada böyle döndürürken. Bekliyoruz onu. Muhabbet güzel. Tamam Nurgül'üm sen kapat. Evet. Evet hastalarda. Allah'ım eşinle çocuğunla sağlık. Amin cümlemizi ya Rabbi. Çok sağ olun güzel. Ay şöyle bir güzelliği de alayım. Şöyle vereyim mi? Dağılımını yapayım mı öyle? Çok teşekkür ederim tatlım. Tamam güzel. Kahvelerimiz de geldi. Vallahi bilemeyim kızım. Kahve içeyim. Evet manzara harika. Arkadaşlar giderken şuralardan da alayım dedim artık. Eve gittiğimde de bunu yayınlarım. Kızlar önden koşturuyor yalnız. Bildiğim Arzu bari. Kızlar koşturuyor. Kızlar çoktan geçti Emine. Gel. Günaydın arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah iyilik versin. Dün akşam video atamadım. Hatta arkadaşlarla çok güzel aslında kutlamada yaptık. Doğum günü kutlaması. O arada tabii ki pastamı getirirken bir müzik doğum günü kutlu olsun Melek diye yazıyor, söyleniyordu. O bana telif hakkı getirmiş. Zaten annemleri de çekmiştim. Bilemeden tabii ki videoları kimini silerken onlarınkini de silmişim. Pardon bu arada. Sabahtan beri hapşırıyorum. Hava şeyi, elim soğuk suya girdikçe havada biraz soğudu yine. İster istemez hapşırıyorum. Şu yumurtamın altını da kapatayım. Haşlama yapıyorum her sabah. Muhakkak yumurta yerim.
Evet arkadaşlar, silindiği için benim video kalmış. Resimleri falan da yükleyeceğim zaten bu akşam. Annemleri falan da yine alacağım ya. İki video yapasım var bakalım. Akşam çünkü ablam da gelecek. Ayrı bir video düşünüyorum. Sevecan falan Allah kısmet ederse, bir aksilik olmazsa bendeler. Bunu sabah yayınlamak istiyorum doğum günü. Olmadı diğer videolarımla. Pasta falan gelirkenkini kaldırmak zorundayım. Baktım ki telif hakkı gelmiş. Zaten süre 5 dakikalık bir süre yapmışım. O kadar ki arkadaşlara verdim de çekip beni videoya diyerek. Çok da milleti rahatsız etmek istemediğim için, hani rahat olamayanlar oluyor bu sefer. Videonun karşısında en azından iyi olsun diye. Bakalım resimlerle falan hepsini atacağım sizlere. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Ben de geldim işte böyle oturuyorum. Müşterilerimi bekliyorum. Sabah sabah serin bir ortam. Yine kapımın önü garaj şeklinde araçlarla dolu. Görünmüyor yani şahsen. Sabah sabah ister istemez buraya gelince bir şöyle bir sinir hali geliyor bana. Neden derseniz kapımın önü kapalı oluyor. Üstelik bir de bakıyorum ki yani müşteri burayı nereden görsün gelsin. Zaten alçakta kalıyorum. Benim iş yeri biraz alçakta kalıyor. Bir de üstüne önünü kapatıyorlar. Hiç görünmüyorum bu arada. Arkada da yol yapımı var. Millet şimdi herkes burayı boş diye buraya getiriyor. Ama burada bir iş yeri var diyen yok. Bir tek ben de değilim yani. Hadi benim çay ocağım var ama diğerlerin dükkanın önüne de aynı şekilde parklar yapılıyor. Bilemiyorum artık. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnsanlarda anlayış kalmamış. Bunu görüyorum. Her diyorum ya, her sabah geliyorum. Şurada bir öfkeyle karşılaşıyorum. Kendimi ister istemez stres altında hissediyorum yani. Ama Allah'ım hepimizin yardımcısı olsun. Bu kadar şeyin altında kalıyor. İnsanlarla uğraşmak zor. Kesinlikle çok zor. Neyse arkadaşlar, ben sizin moralinizi bozmayayım. Videolarımı annemlerden de alacağım. Tekrardan çekip atacağım. Şarkı falan olur herhalde genelde. Emrem'den falan. Çünkü akşam oturmamızı zaten çekecek için. Deniz. Aha, orada var yavrum. Ben de seni arayacaktım. Kenara dedim ama akşama Esra teyzen gelecek. Sen de gel. Al çocuğunu. Bakalım. O da dedi ki spora gider miyiz bilmiyorum da dedim. Bir günde gitmeyin dedim ben de. Gider o. Dün gitmedi çünkü. Ha. Kızımı sevsinler. Maşallah. Özledim de çocuğumu. Oğlanı baksana. Şunda çıktım. Çok kızı çok. Arkadaşlar bu bana hediye geldi doğum gününe. Bakın arkadaşım konservatuvardan bana böyle bir de not koymuş. Doğum günü kutlu olsun Melek kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şeyine o kadar güzel güller ki, biliyor bir kere de bana bu arkadaşım anneler gününde unutmamıştı. Allah razı olsun. Süper bir şeyim oldu, gülüm oldu. Çok da severim gülleri. Bunu artık inşallah balkonumda büyüteceğim. Çok hoşuma gitti. O kadar ki Allah razı olsun. Çok mutlu oldum. Evet arkadaşlar. Şimdi kısa bir video olarak size yayınlayacağım. Akşam dediğim gibi ablam geldiğinde daha iyi bir video yapacağım inşallah. Şimdi kısa bir video olsun. Akşam da size ayrıyeten annemlerin geldiğinde uzun bir video yapmaya çalışacağım. Sevincanım da gelecek. Kısmetse Sevincanım da gelecek. Kalabalık olacağız. Annemler olacak. Güzel bir akşam geçireceğiz inşallah. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.